İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 5 Mayıs günlerden pazar. 3 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de bir araya gelecek. Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü kulağı yarınki toplantıya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Masadaki diğer konular ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele ve Gazze efendim. İsrail ile ticari ilişkilerin tamamen durdurulmasının etkileri de kabinenin gündemindeki başlıklardan bir diğeri. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Ekonomi, iç politika, dünyadaki gelişmeler. Kabine yarın bu başlıklarla toplanacak ama en önemli gündem maddesi öğretmen atamaları. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarını işaret ederek hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur mesajı vermişti. Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü kulağı da kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Terörle mücadeledeki operasyonların son durumu da kabinenin gündeminde olacak. Dış politika açısından en önemli madde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Türkiye, İsrail'le ticari ilişkilerini durdurma kararı almıştı. Bu adamın etkileri de masada olacak. Zaman zaman bana da geliyor, bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar bana. Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Saat 15'te başlaması beklenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaşanan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltı sayısı arttı. 1 Mayıs soruşturmasında 38 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen göstericilerle polisler arasında yaşanan arbede sonrası olay yerinden kaçanlarla birlikte toplam 247 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken 65 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren 38 şüpheli toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet, terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine direnmek suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 12 kişinin daha taşkınlık olaylarına karıştığını tespit etti, gözaltı talimatı verdi. Adresleri tespit edilen şüpheliler polislerce gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ülke Ocakları eski genel başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı efendim. İddianamede 5 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. 22 sanık, 145 sayfalık iddianame. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetten yaklaşık 1,5 sene sonra iddianame tamamlandı. 145 sayfalık iddianamede tetikçi Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek cinayeti gerçekleştirdikleri, Doğukan Cep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları belirtildi.
Şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde komiser olarak görev yapan ve Cinayet Büro Amiri sıfatıyla dosyayı soruşturan Mustafa Enser Aykal'dan Sinan Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağcı'ya verdiği ortaya çıktı. Saldırıda tetiği çeken Özyağcı ise Sinan Ateş'i 3-4 yıldır tanıdığını belirtti. Gösterdiğim vefaya karşılık vermediği için aramızda kişisel bir husumet oluştu. Kendisini yaralamak amacıyla bir takım planlama ve ayarlama yaptım. Hiç kimseden yardım talep etmedim. Her şeyi kendi imkanlarımla yaptım şeklinde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianame 26 Nisan'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Sinan Ateş cinayeti davası görülmeye başlanacak. İstanbul Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan mühendis tutuklandı. Kepçe operatörü ve tesisat ustası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. Bir kişi daha aranıyor. Anne ben seni 2,5 aydır görmedim annem. Kepçe operatörü, tesisat ustası ve mühendis gözaltına alınmıştı. Eda Nur'un ölümüyle sonuçlanan acı dolu ihmalle ilgili bir kişi tutuklandı. Acı olay geçtiğimiz hafta İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. 5 yaşındaki Eda Nur Gezer akrabalarıyla gittiği parkta su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Çukur derin miydi? Derindi tabii ya, beni itti diyor, beni çekecekti içine ya. Ben kızımı öpüp sevemedim. Ben kızımın cenazesine geldim. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki firmada görevli mühendis, kepçe operatörü ve tesisat ustası gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firma mühendisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bir kepçe operatörü için de gözaltı kararı bulunuyor. Firari olduğu belirtilen şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. Yurdun dört bir yanı sağanak yağmurun etkisi altında. Meteoroloji 18 il için sarı alarm verdi. Şırnak'ta sağanak sel oldu. Sele kapılan anne ve çocuğu son anda kurtarıldı. Araçlar azgın suda sürüklendi. Sivas'ta köprü yıkıldı. Osmaniye'de dere taştı efendim. Pek çok kentte manzara benzerdi. Yüksek yerlerde ise Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Bir kadınla bir çocuk yolun karşısına geçmek isterken sele kapıldı. Sokak ortasında can pazarı kuruldu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde aniden bastırdı şiddetli yağış. Sele dönüştü. Ev ve iş yerleri suyla doldu. Araçlar sürüklendi. Bir kadınla çocuk sele kapılınca yürekler ağza geldi. İkisi de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O korkuda olanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bir otobüste içinde yolcularla selin ortasında kaldı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Gelin arabası göle dönmüş caddede böyle ilerledi. Sürücü elindeki silecekle camı temizledi. Bir başka noktada müşteriler su basan kıraathanede okey oynamaya devam etti. Sivas'a bağlı Ovacık köyünde sel ahşap köprüyü yıktı. Köylüler dere yatağından taşan suyun ev ve ahırlarına dolmaması için seferber oldu. Osmaniye'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış Gaffarlı Deresi'ni taşırdı.
Birçok kentte de dolu etkili oldu. Antalya, Manavgat ve Manisa, Alaşehir'de dolu ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi. Bolu'da Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Tokat'ta yaylalar beyaza büründü. 2024 Pazar 5 Mayıs. Her taraf bembeyaz. Usta nereye diyor sen beni? Yolda kalan aracın sürücüsü lastiklerine zincir taktı. Usta buraya kadar çıkıp da çay içmeden geri dönmek yok. Aynen. İnanılmaz bir ölümün haberi var sırada. Adana'da motosiklette iki saldırgan husumetli oldukları kişinin iş yerine ateş açtı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen 43 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın vuruldu efendim. 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Husumetli iki taraf birbirine silah sıkarken makamda kurşunlarına maalesef denk gelmiş. Hayriye Derin 43 yaşında 3 çocuk annesiydi. Şehir eşkıyasının silahından çıkan kurşun talihsiz kadına aracıyla seyir halindeyken isabet etti. Adana'da yaşayan Hayriye Derin en büyüğü 22, en küçüğü 7 yaşında 3 çocuk sahibiydi. Dün sabah 12 yaşındaki ortanca oğlunu otomobille dil kursuna bırakmış, küçük oğluyla evine dönüyordu. İki oğlu vardı yanında. Oğlunu bir tanesini büyük olana kursa bırakıyor. Küçük olanı da yanında evine 200-300 metre kala bu durum gerçekleşiyor. İddiaya göre motosikletli iki saldırgan husumetli oldukları kişinin iş yerine ateş açtı. Kurşunlardan biri otomobiliyle caddeden geçen talihsiz kadının ensesine isabet etti. Her şey 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde yaşandı. İki kişi motor üzerinde. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 43 yaşındaki Derin, karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Saldırganlar arkalarına bakmadan kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İnşallah başkaları zarar görmez. Faillerinde inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz. Cenazesini yakınlarının teslim aldığı Hayriye Derin, Çukurova ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 3 çocuk öksüz kaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 saldırganın peşinde. Ankara'da bir taksi durağına gelip hisse adı altında haraç isteyen alkollü adam içeri alınmayınca dehşet saçtı. Elindeki pompalı tüfeği peş peşe ateşledi. Kameralarında kaydettiği saldırgan tutuklandı. Altı el ateş etti. Kendisini sakinleştirmek isteyen taksiciyi tokatladı. Pompalı saldırgan dehşet saçtı. 2 Mayıs sabahı Ankara Pursaklar merkez taksi durağında kaydedildi görüntüler. Elinde pompalı tüfekle kameralara yakalanan bu şahıs iddiaya göre taksi durağı başkanından hisse istedi. Hatta daha önce de alkollü olduğu için durağa alınmamıştı. Durağa son gelişinde elinde pompalı tüfek vardı. Önce dışarıda bir taksiciyle konuştu. İçeriden birine sakin ol der gibi el işareti yaptı. Sonrasında tüfeği peş peşe ateşledi. Bir taksiciyi tokatlayıp uzaklaştı ama bir kez daha geri döndü. Yine durağa hedef alarak ateş açtı. Neyse ki saldırıda kimse yaralanmadı. Tüfekli saldırgan olaydan bir gün sonra Çubuk'ta arkadaşının evinde yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükçekmece'de 18 yaşından küçük bir grubun kiraladığı villada parti ölümle bitti. 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu. Olay kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi? Bu soruların henüz yanıtı yok efendim. Polis sır perdesini aralamaya çalışıyor. Havuza düştü, hayatını kaybetti. 17 yaşındaki gencin sır ölümü araştırılıyor. Olay geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir villada yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık villa kiraladı ve eğlence düzenledi.
Eğlence sırasında Mervan İpek bir anda dengesini kaybederek havuza düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Ne var ki talihsiz gencin boğulduğunu arkadaşları fark edemedi. Arkadaşları durumu fark ettiğinde artık iş işten geçmişti. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Talihsiz gencin cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna sevk edildi. Ayrıca polis evde bulunan gençleri gözaltına alarak inceleme başlattı. Esrarengiz ölüm olayını araştıran ekipler villada uyuşturucu ve silaha rastlamadı. Ancak yaşları 18'den küçük gençlerin villayı nasıl kiraladığı merak uyandırdı. Mervan İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı. Ümraniye'de bir dolandırıcı kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden çocuğun fotoğraflarını kullanarak sosyal medya üzerinden para topladı. Dolandırıcıyı fark eden acılı anne isyan etti efendim. Uyarınca dolandırıcı tarafından tehdit edilen anne polise giderek şikayetçi oldu. Figen Hanım, sizin oğlunuzun resmini bir dolandırıcı tarafından kullanılıp para toplanılıyor diye ve adını da Gülsüm koymuşlar. 5 yıl önce vefat eden bir erkek çocuğunun fotoğrafını aldı, kız çocukmuş gibi gösterdi ve para topladı. Dolandırıcı bununla da kalmadı. Kendisine ulaşan çocuğun annesine tehditler savurdu. Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 5 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle oğlunu kaybeden anne Figen Karakuş'un sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda oğlunun fotoğrafıyla yardım toplayan bir kişi olduğu ihbarı var. Biz bu insana ulaştık. Yüklü miktarda bir yardım yapacağız dedik. Bize çocuğun resmini gösterir misin dedik. O da işte ben gruplara attığım resim doğrudur. İşte bu benim kızımdır. Bir baba olarak ben kızım hakkında yalan mı söyleyeceğim falan denildi. Sosyal medya üzerinden dolandırıcıya ulaşan anne fotoğraf oğluma ait diye ısrar edince tehdit ve küfürle karşılaştı. Utanmıyor musun dedim. Belki benim oğlumun kemiği kalmadı dedim. Onun üzerinden para kazanıyorsun falan. Emniyete başvuran anne Figen Karakuş oğlunun fotoğrafıyla para toplayan kişiden şikayetçi oldu. Ben susmuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Toprağında rahat yatsın istiyorum benim çocuğum. Hafta sonları şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak için İstanbul Çatalca'dan bungalov satın alan kişiler son ziyaretlerinde büyük şok yaşadı. Bungalovların havuz tesisatıyla birlikte sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. Evlerinden geriye bomboş bir arazi kaldı. Göz alıcı bu görüntülerden geriye sadece çakıl taşları ve bomboş bir arazi kaldı. 5 bungalov ev havuzlarıyla beraber çalındı. Bombalanmış bir yer gibi havuzlarının tesisatlarına kadar sökülmüş. Şok oldum. Yani bu hale nasıl getirmiş? Nasıl bir vicdansızlık bu? Akıl almaz hırsızlığın adresi İstanbul Çatalca. Yıllar önce 5 bungalov ve havuzlarından oluşan butik bir site inşa edilmişti. Evler satılmış, yeni ev sahipleri eşyalarını yerleştirip yazlık olarak kullanmaya başlamıştı. İlk aldığımız zaman bir hobi amaçlı, hafta sonu kullanma amaçlı ki kullanıyorduk da. Bütün peyzajı her şey yapılmış, çok güzel bir yerdi. Ancak iddiaya göre bungalov sahiplerinden biri siteyi yapan kişiyle alacak meselesi yaşadı. Benim dedi bu evleri yapan insanın aramda bir maddi sorun vardı dedi. Evler benimdi falan dedi. Mesele kapanmayınca akıl almaz bir yola başvurdu. Kimseler yokken siteye iş makinelerini getirdi. 5 bungalovu havuzlarıyla beraber alıp götürdü. Bir gün bu komşulardan bir tanesi yani başka bir yerden buraya yakın ya dedi sizin oradaki evleri söktüler falan dedi. Beraber bir geldik ki gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmamışım. Aklım almıyorum kime güveniyor, neye güveniyor bunu böyle bu kadar yapmış. Geriye ise bomboş bir arazi kaldı. Büyük şok yaşayan mülk sahipleri bungalovlarının peşine düştü. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz var? Siz yokken o evinize girip eviniz soyulmuş gibi bir şey yani. Yapan kişiyi bulduk. O da buradaki konut sahiplerinden bir tanesiymiş. Kendisini tanımam etmem. Aramda husumet var dediği kişiyi dahi tanımıyorum. Maddi olarak neredeyse 3-3,5 milyonluk bir zarara girdik. Mağdurlar jandarmaya şikayetçi oldu. Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.
İstanbul Bakırköy'de çamaşır makinesini tamir ettirmek için internette gördüğü ilk numarayı arayan tüketici başını iş açtı. Tamir için 7 bin lira verdiği gibi bir aydır da çamaşır makinesini alamıyor. Abla, makinen hazır, yoğunluktan dolayı getiremedim. Çamaşır makinesi arızalandı. İnternetten servis numarası bulup eve çağırdı. Eve gelen ekip 7 bin lira alıp motoru değiştirdi. Ancak makine aynı gün tekrar arızalandı. İddiaya göre ikinci kez çağrılan aynı ekip bu kez makineyi alıp gitti. Bir aydır o makineden ses seda yok. Cihazınızın teslimatı yapılacak. Bugün Yasin Bey hizmet sağlayacak. Ha, hanımefendi, bu belki 25. telefon konuşmamız. Aynı cümlelerle bana ifade ediyorsunuz. Olay İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Gülay Erman 26 Mart'ta çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten tamirci aradı. En üst sırada çıkan numaraya güvenip aradı. Bu makinenin motoru yanmış dedi. Yüksek bir fiyat söyledi ama biraz aşağılara indi. 7 bin lirada durdu. Aynı gün bir motorla geldi. Bir takım sesler duydum, değiştirdik dedi ve 7 bin liramı alıp gittiler. Makinenin aynı gün tekrar arızalanması üzerine Gülay Erman firmaya telefon ederek durumu bildirdi. Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek firmada tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Çamaşır makinesini alıp götürdü. Ben bu makineyi tamir edeceğim, sizden de hiçbir para almayacağım ve size getireceğim dedi. Alıp makineyi götürdü bu ikinci kişi. Şu anda makine de yok. Servis çalışanına cep telefonu numarası üzerinden defalarca mesaj atan Erman yine bir sonuç alamadı. Yarın getireceğim inşallah. Ben son kontrollerini bugün sağladım. Daha doğrusu tam emin olmak için hemen getirmedim. Defalarca arıyorum ve her gün aynı şeyi söylüyorlar. Bugün geliyor, bugün geliyor, bugün geliyor. Erman hem tüketici hakem heyetine başvurdu hem de karakola giderek şikayetçi oldu. Lütfen yetkililerden ciddi yaptırımlar istiyorum. Yani bunun önüne geçilmeli. Aldatıcı reklamlara girdikleri için de bu tür servisleri gördüklerinde bilinçli tüketici olarak da bunların şikayet edilmesi gerekmekte. Zaten yetkili servis ver markalar bu konuda gerekli olan çalışmaları yapıyorlar. İstanbul Beyoğlu'nda Perşembe günü yaşanan silahlı saldırının ardından akıl almaz bir oyun çıktı. Elinden ve bacağından yaralanan adam maskeli bir kişinin kendisini vurup kaçtığını söyleyince polis harekete geçti. Olay yerindeki kan izlerini takip eden polis yaralının saldırıya uğramadığını, eski eşine kızıp kendisini silahla vurduğunu ortaya çıkardı. Silahlı saldırıya uğradığını söyledi, eski eşine kızıp kendini vurduğu ortaya çıktı. Akıl almaz olay Perşembe günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Yaşadığı dairede eski eşiyle telefon görüşmesi yapan adam, tartışma yaşadıkları sırada öfkeden çılgına döndü. Silahıyla eline ard arda ateş etti. Elini delen kurşunlar sağ bacağına saplandı. Olayın ardından kendini can havliyle evinden sokağa attı. Yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastanede ameliyata alınan adamın bacağının 3 yerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından ifadesine başvuruldu ancak yaralı adam polisten gerçeği gizledi. Maskeli bir kişinin kendisini vurup kaçtığını söyledi. Ekipler sözde saldırganı yakalamak için olay yerinde çalışma başlattı. Sokaktaki kan izleri polisin dikkatini çekti. İzleri takip ettiklerinde ise bir binaya ulaştılar. Yani adam sanki sokakta değil de binanın içerisinde vurulmuş gibiydi. İşte o an polislerin içine şüphe düştü. Yaralı adamın anahtarıyla binadaki daire kapılarını deneyerek yaşadığı evi tespit ettiler. İçeride yoğun miktarda kan vardı. Dahası evde 4 ruhsatsız silahla uyuşturucu madde de bulundu. Bunun üzerine şüpheli hastanede gözaltına alındı. İfadesinde her şeyi itiraf etti. Eşine kızdığı için kendini vurduğunu, evdeki silah ve uyuşturucunun bulunmaması için de yalan söylediğini belirtti. Ayrıca polis şüphelinin üzerindeki monttan aynı bölgede bir daireye düzenlenen silahlı saldırının da faili olduğunu tespit etti. 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli çıkarıldı. Mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kontrolden çıkıp Kızılırmak Nehri'ne uçan araç, aracıyla oğlunun kullandığı motosiklete çarpan sürücü, otobüsü karıştıran ücret tartışması. İşte kazalarıyla, tartışmalarıyla ve olaylarıyla trafikte yaşananlar.
Bugün gece 2 sularında Sivas'ta kaza yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir sürücü kontrolünü kaybetti ve Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Ya sedye yok mu sedye ya? Sırtımızı alamaz mıyız? Alamam abi, sırtına kayarsınız. Otomobilde bulunan 3 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri devreye girdi. Aracın camları kesilerek içinde mahsur kalanlar çıkartıldı. Ardından da yaralıları sırtlarına aldıkları gibi nehirden çıkardılar. İple yukarıya çekilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü ücret tartışması yaşandı. Bir halk otobüsü şoförü emekli olduğunu söyleyen kadından ücretini ödemesini istedi. Kadın da ödemek istemeyince tartışma kısa sürede büyüdü. Hayır, niye veriyorum ben? O zaman arabadan ineceğim, bak bu kadar ineceğim. Hadi çocuğum, benim emekli kartım. Allah razı olsun, yetseydi. Tamam, gider. Gayet dostum, teyzeye bir yeri gösterin. Boş koltuk verin teyzeme. Kadın arka tarafa doğru yürürken iddiaya göre hakaret içerikli sözler söyledi. Bunun üzerine şoför çileden çıktı. Paraları fırlattı, yolcuya aşağı in diye bağırdı. Ben burada 100 tane köpü sana yürüyor lan! Sen sardım çekmiyorsa vereceksin! Terbiyesizlik yapma! Gereksiz demek ne demek lan? Ablam otur, boş ver, otur ben! Bu görüntülerde İstanbul Fatih'te kaydedildi. Bir sürücü önünde ilerleyen motosikletliye hafif çarptı. Bunu gören bir başka motosikletli hemen gencin yanına gitti. İyi misin diye sorduğunda aldığı cevapla kahkahalara boğuldu. Çünkü çarpan annesi çıkmıştı. İyi misin? Annem zaten. Annen mi? Sırada dünyadan hızlı bir haber turumuz var. Helikoptere alınanlardan biri henüz birkaç aylık bu bebek, bir diğeri ise genç bir kız. Son 80 yılın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı Brezilya'da kurtarma operasyonları sürüyor. Çatılarda mahsur kalanların kurtarmanlarına ait yeni görüntüler paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya ulaştı, 76 kişi ise kayıp. Bu görüntüde selde 219 kişinin hayatını kaybettiği Kenya'dan sele kapılıp yan yatan yakıt tankerinin içindeki bu adamsa sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyor. Helikopter alçalırken o da camdan dışarıya doğru çıkıyor. Neyse ki kendisine uzatılan yardım elini tutmayı başarıyor. Helikoptere çekildiğinde yaşadığı korku yüzünden okunuyor. Endonezya'nın en kuzey bölgesindeki Ruang Dağı 16 Nisan'dan bu yana yarım düzineden fazla kez patladı. Halkın terk ettiği bölgeye gönüllülerden oluşan bir ekip evcil hayvanlar için döndü. Kurtardıkları hayvanların tedavi edilmesini sağladılar. Tek motorlu uçak plaja iniş yaptı. Bir süre ilerledi, sonunda kuma böyle saplandı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Efendim, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullu Görece köyünde çiftçiler hayatlarının şokunu yaşadı. Tütün fidanlarının üzerine kimyasal madde dökülmüş, zeytin ağaçları kesilmişti. Avanslı ekim yaptığını söyleyen köylüler borçlarını ödemek için tarlalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Tek istekleri ise ürünlerine zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması. Yaklaşık 2 yıldır 10 kişinin zeytin ağaçları, yetişmiş zeytin ağaçları kesildi. Tütün fidanları kurutuldu. Diktikleri ağaçlar, emekleri, ekmek tekneleri bir gecede yok oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de üstlerine borç kaldı. İnanıyoruz ki adalet yerde kalmayacak inşallah. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullu Görece köyünde çiftçilerin başına gelmeyen kalmadı. Ramazan bayramında tütün ve zeytin tarlalarına saldırı gerçekleştirildi. 700-800 tane yetişmiş 10 yaşındaki zeytin ağaçları kesildi. Tütün fidanlarının %70'i yeşil kurudan atarak
hala daha bulunamayan failler tarafından kurutulmuştur. Kurutulan tütün fidelerinin 700 dönüm araziye yetecek sayıda olduğunu belirten zeytin ağaçlarından da olan çiftçiler hemen jandarmaya başvurdu. Çullugörücü köyü olarak mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Ağaçlarımızı kesenlere de bulunsun. Şikayetlerimizi jandarmaya bildirdik. Jandarma incelemeyi başlattı ve inceleme şu an soruşturma devam etmektedir. Çiftçiler sadece mahsulden ve ağaçlarından değil, tarlalarını kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya. Bu mağdurların %90'ı yaklaşık 5'er 100 bin lira tütün firmalarından avans aldılar. Kimisi traktörünü satmak zorunda, kimisi tarlasını satmak zorunda. Farklı bir okula uğrayacağız şimdi. TASEV Anadolu Lisesi'ne. Burası Türkiye'de ilk ayakkabı eğitimi ve üretimi yapan okul olma özelliğini taşıyor. Öğrenciler hem meslek ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyorlar. Modelliyorlar, çiziyorlar, kalıba geçiriyorlar. İğneden iple o ayakkabının üretimi için ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlar. Çalışanlarsa lise öğrencileri. Devam et. İstanbul Küçükçekmece'deki TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20 yıldır aralıksız ayakkabı yapıyor. Öğrenciler hem üretiyor hem harçlık kazanıyor. Bizim tarzımızda ayakkabı eğitimi veren ilkokuluz. Yıllar içinde İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne, Anadolu Adliyesi'ne, Gazi Osman Paşa Adliyelerine üretimler yaptık güvenlik görevlileri için. Ayakkabı üretmek için gereken malzemeleri vakıf sağlıyor. Öğrenciler atölyelerde ayakkabıları üretiyor ve o elemi ayakkabıların bir kısmı tüm yurtta ihtiyaç sahibi öğrencilere de gönderiliyor. Perşembe günleri atölye dersimiz oluyor. Burada ayakkabılar yapıyoruz. İşte babet, spor, bot ayakkabılar yapıyoruz üretimde. O şekilde geçen sene sayadaydık. İlk önce sayılarımızı dikiyoruz. Ondan sonra seneye de yani bu senede üretime geçiriyoruz. Yani hatta babam falan da giyiyor onları. Evde de kullanıyoruz. Öğrenciler hem meslek öğreniyorlar hem de kendi harçlıklarını çıkarıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Güzel geçiyor. Perşembe günleri bir güzel daha geçiyor. Ayakkabı yapıyoruz bütün gün. Ön montu, arka montu, sayası, dikimi, her şeyini yapabiliyoruz. Bu orada tutuyor. Çocukların evlerden dışarı çıkması tıpkı eski günlerdeki gibi gönüllerince sokakta oynayabilmesi için Şişli'de Bizim Sokak projesi hayata geçirildi. Sokaklar, caddeler trafiğe kapatılarak panayır alanına çevrildi. Çocuklar da doyasıya eğlendi. Ne oldun sen? Yüzünü boyamışsın. Kaplan. İlk defa geliyoruz. Güzelmiş yani. Sokaklar, caddeler, arabalara, korna seslerine kapandı. Çocuklara, müziğe, eğlenceye açıldı. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Sokaklar bizimdi eskiden. Şimdi zavallı çocuklar sokaksız kalmıştı, kavuştular. Şişli'de çocukların dört duvar arasından çıkıp gönüllerince oyunlar oynayabilmesi için Bizim Sokak projesi başlatıldı. 5 sokak 12 saatliğine trafiğe kapandı, panayır alanına çevrildi. Biz 80 kuşağı sokak çocuğuyduk. Şimdi onların da bununla tanışması bizi çok memnun etti. Pazar günleri biliyorsunuz alışveriş merkezlerine çok gitmek istemiyoruz açıkçası. Çocuklar için de. Çok güzel olmuş. Sokakta voleybol oynamış mıydınız böyle? Yok. Sizin için de ilk oldu. Oğlumla birlikte aynen ilk oldu. Sokağa aynı zamanda bir ses sistemi de kuruldu. Barış abinin şarkıları çalıyor. Çocuklar da anneleri ve babalarıyla birlikte doyasıya dans ediyor. Efendim siz daha çok dans ediyor, daha çok eğleniyor. Evet ya, kesinlikle. İlk dansınız mı beraber anne? Evet, ilk. Torunla evet. Beraber mi geldiniz? Evet, torunumla beraber. 76 yaşındayım, böyle bir şey ilk defa oluyor. Yüzleri boyanan çocuklar elleriyle duvarları boyadı. Kimi çocuklar toprakla tanışıp domates fidesi ekti. Saksılar kendilerine hediye edildi.
Yandaki abiye gitsin. Günüm güzel geçti. Çok güzelmiş yani. Bu güzel olmuş yani. Çocukların bir arada eğlenebilmesi, bir arada olabilmesi. Yani oturduğumuz yerde sokağa çıkması mümkün değildi. Proje ilerleyen günlerde daha da genişleyecek. Her cumartesi ve pazar haftada 15, ayda 60 farklı sokak bu şekilde süslenecek, çocuk sesleriyle yankılanacak. 5 Mayıs'ı 6'sına bağlayan gece Hıdır Elez olarak kabul ediliyor. Binlerce yıldır bugün özel dilekler dileniyor, kutlamalar yapılıyor. Şimdi o kutlamaların merkezine Kakava Hıdır Elez şenliklerine gideceğiz. Her sene bu şeyi heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir gün. Davullar, zurnalar kentin her köşesinde çaldı. Renkli kostümlerle bol bol Trakya havası oynandı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdır Elez şenlikleri renkli görüntülerle başladı. Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Kakava Hıdır Elez şenliklerinde yine rengarenk görüntüler kaydedildi. Çiçekler toplandı, oyunlar oynandı, dans edilip dilekler dilendi. Çok dileğim var. Hepsi de gerçek oldu şimdiye kadar. Bundan sonra da inşallah gerçek olur. Sağlık diledim. Mutluluk, barış. Niyetlerimizi çekeceğiz bu akşam. Sağlık, barış, huzur. Özgürlük. Arkadaşımın devamını getirdim. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan'la Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala saray içine akın etti. Şu anda Meriç'e gidiyoruz. Hem dileklerimizi gerçekleştireceğiz. Hıdır Elez kağıtlarımızı atacağız. Ondan sonra Kakava ateş yakacağız. Eğleneceğiz, dilek dileyeceğiz inşallah. Allah dileklerimizi kabul edecek inşallah. Saatlerce roman havası eşliğinde göbek atan vatandaşların kıyafetleri de ilgi odağı oldu. Ortam çok güzel, çok neşeli. Bayıldık. Ve beklenen kakao ateşi yakıldı. Dilekler ağaçlara asıldı. İstanbul'da da birçok ilçede Hıdır Elez coşkusu vardı. Burası Avcılar. Bayraklı kortej oluşturuldu ve şenlik geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılanların yürüyüşüyle başladı. Bahar'ın gelişini kutluyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Bununla birlikte tabii ki tüm dünyamız için hem ülkemiz için de sağlık, barış, mutluluk istiyoruz. Bunları da dileyeceğiz bu akşam. Hıdır Elez eğlencesi yarın sabah saatlerine kadar gece boyunca devam edecek. Antalya Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde domates taşıma yarışması düzenlendi. Seralarda çalışan kadınlar ipi göğüslemek için kıyasıya yarıştı efendim. Onlardan biri de Ayşe Hanım'dı. Birinci olamadı ama yarışmaya kattığı renkle gönüllerin şampiyonu oldu. Harikasın maşallah, süpersin. Evet, 5 kasa birden gidiyor. 5 kasa birden gidiyor. Harika gidiyor. Döke döke yürüdü, kasaları devirdi ama pes etmedi. Ve Ayşe Hanım... Evet, tam 6 kasa yarısı döküldü. Yarısı döküldü. Maşallah birisi tam döküldü. Allah Allah, dön geri. Dön geri Ayşe abla. Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali'nden renkli görüntüler kameraya yansıdı. Yarışmacılar seralarda çalışan kadınlardı. Bir tane yarışmacı var ya. Kasa taşıma, gözüm çıksın dön bekçi. Lan sadece kucakladı mı? Halat çekme. Başladı. Başladı. Baş müthiş asılıyor. Asılıyor ve top taşı 2 saniyede yere yatırıyor. Ve iki, domates yeme yarışmaları yapıldı. Ve başladı. Evet, domates yeme yarışması başladı. 3 dakikada 24 domates kasası taşıyan Zeynep Keyikçi ipi göğüsledi. Kasa taşımada birinci oldum. Çok heyecanlıydım. Ailemle seracı zaten burada ilk defa zaten annem seradan çıktı geldi. Ayşegül Aydın 3 dakikada 1 kilo 362 gram domates yedi. Halat çekme yarışındaysa Kaşlılar takımı birinci oldu. Devamlı birinci oluyoruz. 2 sene ikinci olduk. Ve serada da çalışıyoruz. Zebzeciyiz. Ödül ve hediyelerin verildiği renkli etkinlik müzikle sona erdi. Star Haberi burada noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.